değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız bitti. Toplantımızda Erdoğan şahsım yönetiminin kendi eliyle çıkardığı döviz krizini, bunun ailelere, şirketlere ve finansal sistemine, sisteme yansımalarını, giderek ağırlaşan kara kış tablosunu, mutfaklarda büyüyen yangını, memurun, işçinin, emeklinin haline ele aldık. Büyüyen döviz krizinin derin bir ekonomik ve toplumsal çöküşe dönüşmemesi için yapılması gerekenleri ve mevcut yönetime yapacağımız uyarıları tartıştık. Değerli basın mensupları. Türk lirasından 60 2005 yılında atıldı. Dolar kurunun 1 liradan 9 liraya yükselişi tam 16 yıl sürdü. Ama kurun 9 liradan çift haneye geçişi ise sadece 1 ay sürdü. 10 liradan 11 liraya çıkışı ise sadece 6 gün. Böylece 16 yıl sonra, 6-0 atıldıktan sonra, 16 yıl sonra dolara yeniden, dolar kuruna yeniden ilk sıfırı koymak Erdoğan şahsım hükümetine nasip oldu. Paramız sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimleri karşısında gün görmüş kar gibi eriyor. Türk lirası son 3 ayda Bulgar levasına karşı %20, Romen lehine karşı %20 Pakistan rupisine karşı yüzde 18 değer kaybetti. Sarat şehrimiz Edirne Bulgaristan'dan günübirlik gelenlerle dolup taşıyor. Bizim yurttaşlarımız dükkanlara yanaşamıyor ama sınırın öte tarafından gelenler sizin paranız değer, değersiz deyip arabalarına ne var ne yoksa dolduruyorlar. Doldurduklarını da Bulgaristan'a götürüp satıyorlar. Kapıkule sınır kapısında araba kuyrukları uzadıkça uzuyor. Ülke sanki yağmalanıyor. Türkiye böyle bir manzarayı hiçbir dönemde yaşamadı. Malımız, mülkümüz pazara çıkmış, yabancılara ucuz ucuz satılıyor. Servet ve mülkiyet hızla el değiştiriyor. Bundan 7 yıl önce 4 dolara satılan banka hisseleri, şimdi yabancılar tarafından 1 dolar 20 sente kapatılıyor. Dörtte bir fiyatına yabancılar şirketlerimizi topluyor. Ne yazık ki ucuza kapatılan şirketleri, gayrimenkulleri, Türk varlıklarını daha çok duyacağız. Ama ağızlardan yerliliği ve milliliği düşürmeyen Erdoğan şahsım hükümeti ve koalisyonu yabancıların ucuza kapattığı malı, mülkün, gayrimenkulün yanına bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını promosyon diye koyuyorlar. Ne yazık ki ülkemizin durumu ünlü yazar Stefan Zweig'in Dünün Dünyası adlı kitabında anlattığı Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış Avusturya'nın halini andırıyor. Zweig otobiyografisinde Avusturya krona eriyip gittiği için herkes İsviçre frangı Amerikan doları istiyordu. Bunu fırsat bilen bir sürü yabancı can çekişen Avusturya kronunun leşini kemiriyordu. Viyana'daki tüm oteller bu akbabalarla dolmuştu. Bunlar diş fırçasından otellere kadar her şeyi satın alıyordu diye şikayet ediyor. Paranın değeri itibarı işte bunun için önemlidir. Erdoğan şahsı hükümeti ve koalisyonu bugün paramızın da ülkemizin de itibarını tüketti. Erdoğan yönetiminde ülkemiz yabancılara kazancı dolar olanla, olana, olana dolarla, avroyla gelir garantisi verdikleri yandaşlarına cennet. Milletimize ise cehennem oldu. Hep dedik bu hükümet el iyisidir. Kendi yurttaşına nobran, elin insanına ise son derece müşfiktir. Değerli basın mensupları, cahil bilmediğini bilir. Yarı cahil, yarım yamalak bilgisiyle her şeyi bildiğini sanır. Yarı cahillerin bilgileri kısıtlı, kibirleri ise sonsuzdur. Kendilerini allameyi can zannederler. Milleti kör, alemi de sersem sanacak kadar ölçüyü de kaybederler. Kah Japonlar 114 Japonlar 114 yen olan yen dolar kurunu göstererek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu derler. Komik duruma düşerler. Kah çıkarlar bugün Amerika'da enflasyon sıfırdan yediye çıkmış. Bu ne demektir? Yedi kat artış derler. Matematiğe rahmet okuturlar. Millete bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün dedirtirler. Gerçi mecliste AK Parti Grup Başkan Vekilliği yapan, ülkede bakanlık, başbakanlık yapmış bu isimlere bakınca insan, ya bunların okumuşu, diplomaları böyleyse Allah bu milleti diplomasız olanından korusun demeden de edemiyor. Konfüçyüs'ün şu sözlerini zaman zaman hatırlatırım. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyandırınız. Bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Ne yazık ki bilmediğini bilmeyenler yüzünden milletimiz çok ağır bedeller ödedi, ödüyor. 128 milyar doların hesabı hala ortada yok. 128 milyar dolar Erdoğan ve damadı tarafından kendi siyasi ikballeri için hiç edildi. Merkez Bankası'nın arka kapısından teammüllere ve kurallara aykırı bir şekilde ihalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırıldı. Bugün Türk lirası tamamen savunmasız kaldıysa bunun en önemli sebeplerinden biri de bu buharlaştırılan 128 milyar dolardır. Bu nedenle milli paramız spekülatörlerin, manipülatörlerin oyuncağı oldu. Son faiz kararı öncesinde yaşananları hep beraber gördük buradaki oynaklık olağanüstü seviyelere çıktı ama Merkez Bankası müdahale edemedi. Yetmez Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını 5 dakika geciktirdi. Belirsizliğe kendi eliyle zirve yaptırdı. O 5 dakikalık zaman diliminde soruyorum buradan ucuz dövizleri kim kapattı? Kimler o 5 dakikadan sonra aldığı dövizleri satıp köşeyi döndü? Bunu sorduk. Şimdi bu konuda bir soru önergesi hazırlayarak konuyu da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdık. Değerli basın mensupları, dolar almış başını giderken paramız pul oluyor. Halkımız yoksulluğu, fukaralığı iliklerine kadar hissediyor. Tezgahlardaki, raflardaki malların yanına yaklaşılmıyor. Fiyat etiketleri iki günde bir değişiyor. El yakıyor. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar, Market raflarında kıtlık ve kara borsa emareleri başladı. Ayçiçek yağı, şeker ve un artık altın muamelesi görüyor. Bir alan ikinciyi alamıyor. Millet ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Hamurun çoğu ise ancak bol unla yapılır. Ancak fırıncı un bulamıyor. Fırıncı esnafımız kıtlık geldi de haberimiz mi yok diye soruyor. Bu yılı geçtik. Gelecek yılın ekmeği bile tehlikede. Çiftçilerimiz artan döviz kuru ve gübre fiyatları nedeniyle tarlasına gübre atamadı. Tarım Bakanlığı'na göre son bir yılda DAP gübresinin fiyatı %165, üre gübresinin fiyatı %256 zam gördü. Tarladan sofraya kadar sorun her yerde. Ama Erdoğan şahsım yönetimi milletin sorunlarını bırakmış, koltuğunun derdine düşmüş. Genel Başkanımız hafta sonu mutfaktaki yangına çözüm bulmak için çalıştı. Sorunun paydaşlarıyla bir araya geldi. Sonrasında da Erdoğan şahsım hükümetinden altı maddelik bir tedbir paketini uygulamasını istedi. Bu tedbirleri bir kez daha hatırlatalım. Bir, Ziraat Bankası çiftçiye derhal üç ay geri ödemesiz faizsiz kredi versin. İki, çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinsin, kalan borç Çiftçinin gelirine göre yeniden yapılandırılsın. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılsın. 3. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşen çiftçi borçlarının faizleri derhal silinsin. Bu kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelensin. 4. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılsın. 5. Gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde sekizlik katma değer vergisi önümüzdeki altı ay boyunca sıfırlansın. 6. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Bu uygulama hangi partiden olursa olsun tüm belediyelere yaygınlaştırılsın. Genel Başkanımız marketlere de milletle dayanışma için un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye şu zor dönemde zam yapmayın çağrısında bulundu. Bugün gösterilen fedakarlık ve dayanışmanın biz iş başına geldiğimizde elbette unutulmayacağını da söyledi. Türk lirasının değerindeki serbest düşüş şirketlerimizin bilançolarını da vuruyor. Ağustos sonu itibariyle reel sektörün döviz açık pozisyonu yaklaşık 124 milyar dolardı. Dolar kuru Ağustos sonunda 8 lira 39 kuruştu, şimdi 11 liranın üzerinde. Kurda yaklaşık 2 lira 66 kuruşluk artış var. Kur farkından şirket bilançolarına 3 ayda gelen yük tam 328 milyar lira. İş dünyasının çatı kuruluşları faiz indiriyoruz, maliyet, maliyet düşürüyoruz derken bilançolarda kur kaynaklı tahribat çok daha maliyetli diye bas bas bağırmaya başladılar. E tabi bunun faturası da yazam, ya işten çıkarma ya da kapanan şirketler. Bunların sonucunda da artan işsizlik olarak milletimize çıkacak. İş dünyası çok tedirgin. Kurda artan oynaklık ve risklere bağlı olarak bütçe yapamıyorlar. Gelecek yıl girdilerini kaçtan alacağını, kaçtan borçlanacağını, malını kaçtan satacağını öngörmekte çok zorlanıyor. Kurdaki artış ve oynaklıktan ihracatçılarımız da memnun değil. Kaybolan öngörülebilirlik ihracatçının fiyat vermesini her gün biraz daha güçleştiriyor. İç piyasada vadeli satışlar durmuş. Peşin parayla ticarette bile kurdan gelen fiyat farkı anında müşteriye yansıtılıyor. Böyle giderse yaşadığımız döviz krizinin bir finans ve reel sektör krizine dönmesi an meselesi. Devletin kur riski de çok yüksek. Hazine'nin Eylül sonu itibariyle toplam döviz borcu 144 milyar dolar. Bunun 32 milyar doları yabancı parayla yurt içinden alınan iç borç. Ekonomi yazınında kendi vatandaşından yabancı parayla borçlanmayı ilk günah derler. Bu da kayınpeder damat ikilisine nasip oldu. Ama bu bunların işlediği günahların ne ilki ne de sonuncusu. Eylül sonunda hazinenin Merkez Bankası'nda tuttuğu döviz mevduatı yaklaşık 15 milyar dolar. Bunu hazinenin 144 milyar dolarlık borcundan düşersek hazinenin döviz açık pozisyonu yaklaşık 129 milyar dolar yapar. Eylül sonunda döviz kuru 8 lira 86 kuruştu. Şimdi 11 liranın üzerinde. Bu şekliyle hazinenin 2 ayda kur farkından yazdığı zarar 282 milyar lira. Ve bu tabii ki daha çok vergi demek, daha çok faiz ödemesi demek ve millete öde ödettirilecek daha büyük bedeller demek. Gençlerin güzel bir benzetmesi var. Beyin bir donanımdır, herkeste bulunur. Ama akıl bir yazılımdır, herkeste yoktur diyorlar. E çok doğru bir laf. Ne yazık ki Erdoğan şahsım yönetiminin akılsızlıklarının faturası hep milletimize çıkıyor. Mecliste görüşülen 2022 bütçesi daha genel, kura, daha genel kurula gelmeden tarih oldu. Bütçede 2022 ortalama kur tahmini 9 lira 27 kuruş. Bugün dolar 11 lirayı geçti. Bu bütçenin artık ne faizi ne de borcu tutar. Bütçede öngörülen maaş artışları memuru da emekliyi de enflasyona ezdirir. Sözleşmeyi, enflas sözleşmeliği enflasyona ezdirir. Öngörülen yatırımlar mevcut ödeneklerle yapılamaz. Çiftçiye verilen destekler yetmez. Bu bütçe esnafı da ayağa kaldırmaz. Bu bütçe sadece faiz lobilerini ve dolarla garanti verilen yandaş müteahhitleri sevindirir. Şimdiden Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 500 liraya bulacağı gazetelerde yazılıp çizilmeye başladı bile. Ekonomide iktisadi kar aldığınız kararların örtük maliyetlerini de içerir. Ve çoğunlukla bu örtük maliyetler açık maliyetlerden çok daha yüksektir. Onun için kamu yatırımları planlanırken ince elenir, sık dokunur, beş ölçülür, bir biçilir. Erdoğan'ın milletin başına bela ettiği bu döviz garantili rant ihalelerinin örtük maliyetleri sebep oldukları yine kendilerinin kendisinin sebep olduğu devaluasyonla arşa çıktı. Devaluasyon yandaşı ve faiz lobilerini abat milleti perişan ediyor. Eskişehir'de bir anne SMA hastası çocuğunu yurt dışında tedavi, tedavi ettirmek için düzenlenen bağış kampanyasında yeterli parayı toplayamayınca Bunalıma girip, bunalıma girip yaşamına son verdi. Bu durum karşısında ne diyelim, ne söyleyelim? Oysa bu ülkenin kaynakları yandaş için değil de millet için kullanılsaydı, SMA'lı yavrularımızın tedavileri için kaynak bulmakta zorlanmayacaktık. Ve belki de o anne şimdi hayatta olacaktı. Erdoğan şahsım hükümeti elinde bir yanda dünyanın en pahalı arabalarının hem de bunların en dolusunun alımında dünya şampiyonuyuz. Ama diğer yanda da sigorta borçlarını ödeyemediği için yapılandırma isteyen milyonlar var. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsun. Ekonomide yapılan bir tercih diğer bir tercihten vazgeçiştir. Ülkenin kaynakları vardır ama kaynaklar Erdoğan'ın tercihlerine göre kullanılmaktadır. Erdoğan tüm tercihlerini yandaşları ve elin evlatları için yapmaktadır. Milletimiz Erdoğan'ın ikinci tercihi bile olamamaktadır. Erdoğan 20 yıl önce iktidara geldiğinde kucağında tüm dünyada güven uyandıran bir program buldu. Sorunlu batık bankalar sistemden ayıklanmış, bankacılık sistemi güçlü bir hale getirilmişti. Yolsuzlukları engelleyecek çağdaş bir ihale kanunu çıkarılmıştı. Merkez Bankası'na araç bağımsızlığı verilmişti. Bütün bunların üstüne bir de bizim gibi ekonomilere tüm dünyadan ucuz kredi akmaya başlayınca ekonomi uzun bir süre otomatik pilotta rahat rahat ilerledi. Ama 2009'dan sonra uçak otomatik pilottan alındı. Ondan sonra hatalar da ardı ardına yapılmaya başlandı. 2009'da döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanma izni verildi. Şirketlerin döviz açık pozisyonu hızla arttı. Biz o zaman meclis kürsüsünden çok uyardı, uyardık. Aman buna dikkat edin. Şirketlerin açık pozisyonu başımıza bela olur dedik. Aldığımız cevap artık paradigmalar değişti oldu. Bu tarihten sonra artan özel kesimin dövizle borçlanması ülkemizin en kırılgan ekonomiler arasında ilk beşe girmesine neden oldu. Sermayenin yatırım iştahı yüksekken ülkelerin hatalarını çok fazla umursamaz. Karına bakar. Gözünü karartır, ülkeye akar. Dünyadaki yükselen piyasa ekonomileri 2002'den 2013'e kadar işte böyle bir dönemi yaşamıştır. Tabii bu dönemi biz de yaşadık. Bunu yaşarken de hep şunu söyledik. Bak bu geçicidir, bu fırsattan yararlanın, ekonomiyi tahkim edin dedik. Türk lirasının sunni şekilde aşırı değerlenmesine izin vermeyin. Gelen paraları betona değil, döviz kazandıracak yatırımlara yönlendirin. Ülkemizin rekabet gücünü törpülemeyin. Likidi de bolken döviz rezervlerini güçlendirin. Bu cari açığı yoksa sürdüremezsiniz diye çok uyardık. Cevap? Bize dediler ki cari açık finanse edildiği sürece sorun değil. Erdoğan şahsım hükümetler hep küresel risk daha bolken iş yaptı. Hep işler böyle gidecek sandı. Ama 2013 yılından sonra küresel sermayenin seçiciliğinin artması, artık doğru politikaları uygulayan ülkeleri tercih etmesi dünyada yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu dönemde sermaye artık yanlış yapanı giderek daha fazla görüyor. Doğruları yapan ülkelere gidiyor. Hata yapma lüksü kalmadı. Ama Erdoğan bunun farkında değil. Ne yapsam ne söylesem sermaye buraya akmaya devam eder diye düşünüyor. Yaptığı hatalar nedeniyle sermaye kaçınca da daha çok hata yapıyor. Hızını alamıyor, sağa sola saldırıyor olan bitenden kendi dışında herkesi sorumlu tutuyor. Hayat pahalılığı mı var? Marketler sorumlu. 128 milyar dolar mı buharlaştı? Damat sorumlu. Faiz mi yüksek? Faiz lobileri sorumlu. Ekonomi berbat mı oldu? Dış güçler sorumlu. Erdoğan'ın yetkileri çok sorumluluğuysa hiç yok. Memnuniyetler, memnuniyetimizi Erdoğan'a, şikayetlerimizi hep başkasına bildirmek durumundayız halbuki bir sorunun çözmenin ön koşulu önce doğru teşhisi gerektiriyor. Doğru teşhis konmadan doğru tedavi olmaz. Cari açık evet önemli bir sorundur. Ve finansal kırıl kırılganlıklarımızı arttırmaktadır. Ama cari açık parasal değil yapısal bir sorundur. Yapısal sorunlara da getirilecek parasal çözümler kalıcı olmaz cari açık merkez bankalarının değil hükümetlerin çözmesi gereken bir sorundur. Eğitimden altyapıya, teşvik mekanizmasından sanayi politikasına farklı pek çok ekseni keser. Tüm bu eksenleri kapsayan tutarlı bir plan, gerçekçi bir strateji olmadan sadece faizlerle oynayarak cari açık sorunu çözülmez. Faizin de enflasyonun da düşmesini en çok biz isteriz çünkü bunlar vatandaşımızın cebini boşaltmaktadır. Ama bu sunni şekilde faizi baskılayarak olmaz. Faizi düşürmek için reçete bellidir. Önce doğruları yapacaksınız. Riski azaltacaksınız. Güveni arttıracaksınız. Ekonomide kural olacak, kral olmayacak. Oyun içinde kural değiştirmeyeceksiniz. Enflasyon hedefini hükümet Merkez Bankası'nda görüşünü alarak belirledikten sonra o hedefinin tutturu o hedefin tutturulması ile ilgili politikalara hükümet karışmayacak. Bu Merkez Bankası'nın görevi olacak. Banka elindeki araçları bu hedefi tutturmak için serbestçe kullanacak. Merkez bankalarının en önemli sermayesi güvendir. Bankanın yöneticileri güven veren liyakatli şahsiyetler olmalıdır. Güven ruh gibidir terk ettiği bedene asla geri dönmez. Artık ne Erdoğan'a ne de kadrolarına güven kalmamıştır. Dolayısıyla faizin düşmesi için yapılacak ilk iş seçim sandığının derhal milletin önüne getirilmesidir. Ülkenin yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla teçhiz edilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu gerçekleştirmeye hazırız. Gelir gelmez ilk işimiz Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına sahip çıkacak, liyakatli, güvenilir, saygın, itibarlı bir başkanı atamak olacaktır. Ardından güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz. Can ve mal güvenliğini, kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına alacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Böylece hem ekonomide öngörü, öngörülebilirliği arttıracağız, hem de ülkede huzuru sağlayacağız. Yolsuzlukla mücadelenin yasal altyapısını güçlendireceğiz. Kamu ihale yasasını uluslararası kabul görmüş normlara uygun hale getireceğiz. Kamu yatırımlarında etkinliği sağlayacağız. Kara parayla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sistematik vergi affı uygulamalarına son vereceğiz. Herkesin vergisini rahat rahat ödeyeceği ekonomik ortamı sağlayacağız. Türk lirasının istikrarını sağlayacağız. Sermayenin bol olduğu dönemlerde döviz rezervlerimizi güçlendirme dahil gerekli makro ihtiyati tedbirleri uygulayacağız. Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz. Yeşil ve dijital ekonomideki dönüşümleri yakalayacağız. Ülkemizi bu alanlarda üst basamaklara çıkaracak adımları kararlılıkla atacağız tarımı ve sağlığı stratejik sektörler olarak tanımlayacağız. Bu sektörlerde kendi kendimize yeterlilik hedefimiz olacak. Tüm dünya refah 3.0'ı tartışırken biz bunun dışında kalamayız. Çokça kazanacağız, hakça paylaşacağız. Kimsenin büyüme sürecinin dışında kalmasına izin vermeyeceğiz. Kaynaklar yandaşa değil, millete gidecek. Ve elbette dağımıza, taşımıza, derelerimize sahip çıkacağız. Çevresel sürdürülebilirliği ve Paris İklim Anlaşması'ndan doğan uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde yeşil enerjiye dönüşüm stratejisini kararlılıkla uygulayacağız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ülkemizi, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımaya hazırız. Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir. Seçim, seçim, seçim. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dinlendirmelidir. Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü. Notunu da verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de Erdoğan şahsım hükümetine ve koalisyonun küçük ortağına tasdiknamesini verecek. Bunların hepsini evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorular onları alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu şöyle. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil cümlesiyle vatandaşa tasarruf çağrısında bulundu. Siz bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Saray ve şürekasının kira derdi yok, fatura derdi yok, yeme içme derdi yok, yedikleri önlerinde, yemedikleri artlarında. Milletin halini görmüyorlar. Sesini duymuyorlar. Milleti bunlar tamamen unuttular. Erdoğan eve yemek götüremiyoruz diyen vatandaşa abartma demedi mi? Saraydan millete porsiyonları küçük tavsiyesi gelmedi mi? Peygamberimiz mideyi boş bırakın der diye akıl veren eski vekiller çıkmadı mı? Enerji Bakanı doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşa kombiyi kısın demedi mi? Pahalı otoyollar için geçecek paranız yoksa da yolların güzelliğine bakın diyen vekile ne buyrulur? Şimdi de bir başka AK Partili vekil çıkmış, eti az yiyin, domatesi turfanda yemeyin, kış günü zararlıdır diyor. İnsaf be kardeşim, bırak eti, domatesi, sebzeyi. Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi oldular. Millette alay ediyorlar. Utançlarını yitirmişler. Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü. Milletimiz nasıl ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz feleknas duaları okuyor. Efendim bunlara bir tavsiyede bulunayım. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar da durmayacak. Erken davransınlar. Beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Tekrar söylüyorum. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim. Evet. Bir diğer soruda Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi efendim. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Seyit Rıza bildirisi dağıtanlar hakkında suçu ve suçluyu övmek gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Karara çok sayıda destek geldi. CHP olarak sizin bu karar hakkındaki görüşünüz nedir? Arkadaşlar soruşturma açılmışsa açılmıştır. Yargıya müdahale olmaz. Sonuçlarını bekleyeceğiz. Teşekkür ederim.